Merhabalar, YouTube kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Umarım iyisinizdir. Benden büyük, benden küçük herkesi buradan selamlıyorum. Evet, bu kanalda ilişkiler hakkında birçok şeyden bahsettik. Bugün ilk defa eşler hakkında bir video paylaşacağım. Eğer ki kocan seni sevmiyorsa nasıl davranır videosunu işleyeceğiz. Tabii bundan öncesinde eğer ki kanalıma abone olursanız, bu videoyu yorum yaparsanız, özellikle videonun içeriği hakkında yorum yaparsanız çok sevinirim. Çünkü sizin yorumlarınızı önemsiyor ve okuyorum. Bir sonraki videonun içeriğini de siz yorumlarda belirleyebilirsiniz. Eğer ki özel olarak bir yana danışmak istiyorsanız YouTube kanalımdan katıl butonundan katılabilir. Benimle direkt olarak iletişimde olabilirsiniz arkadaşlar. O zaman haydi videoya geçelim. Eğer ki eşin seni sevmiyorsa nasıl davranır? Sana bir şey yapmanı söylüyor. Sen yapmıyorsun, inat ediyorsun. O daha çok üstüne geliyor. Psikolojik anlamda üzerinde şiddet içeren konuşmalar sergiliyor olabilir. Fazlasıyla üstüne geliyor olabilir. Çünkü onun kafasında olan şey senin görevin bu. Senin görevin ona hizmet etmek ya da onun dediğini yapmak. Çünkü sevmeyen erkek kadını, eşini kendisinin sadece yardımcısı olarak ya da bu evlilik müessesesinde yapması gereken şeyleri, sorumluluğunu alması gereken kadın olarak düşünür. O yüzden de sürekli olarak üste çıkmak, kendi istediğini yaptırmak ve bunun için de fazlaca çaba sarf etmek yine eşini sevmeyen erkeğin belirtilerinden ilkidir. Bir sonraki belirti, sen ona yapmak istediğin bir şeyden bahsedersin. Mesela bu bir hobiyle alakalı ilgilenmek olabilir ya da bir yere gitmekle alakalı olabilir. Sana aniden bir yükseliş sergiler. Yani hani ne alaka, ne yapacaksın sen orada, saçmalama, gidemezsin, edemezsin falan filan, böyle sana ses yükseltmeleri yapar. Yani senin gerçekten istediğin bir şeyin önüne engel olmak için elinden geleni ardına koymaz. Yine aynı şekilde az önce bahsettiğim hakimiyeti tamamen senin hayatına adapte etmek için bunu yapar ve seni buna mecbur görür. Sevmeyen eşin belirtilerinden bir başkası da bu. Sana hesap vermek gibi bir sorumluluğu olmadığını düşünür. Senden sürekli hesap sorar ama kendisi sana sürekli hesap vermez. Mesela dersin ki geç kaldın, neredeydin, kimleydin diye sorduğunda sana net bir yanıt vermez. Ne yapacaksın beni ya, işte neredeysem neredeydim, seni ne ilgilendirir gibi böyle sana saygısızca tutumlar sergileyebilir ve konuşmaların üstüne konuşma sarf edip hala zeytinyağı gibi üste çıkabilir. Çünkü yine sana fazla saygısının olmamasından, sevgisinin olmamasından kaynaklanır. Yani senin üzülmen ya da bir şeyleri çok fazla düşünmen beni alakadar etmiyor. Ben bildiğimi okurum. Sen de bu evliliğin sorumluluklarını gerçekleştirmek zorundasın. Ben eve para götürüyorum. Sen de geri kalan şeyleri halletmek zorundasın. Çünkü bizim aramızda sevgi saygı bağı eskisi gibi değil ve düzelecek gibi de değil. O yüzden bana hesap sorma manasına gelen konuşmalar sana sergiler. Aslında bu noktaya kadar kolay kolay gelmez ilişkiler. Yani bu noktaya kadar gelmesin de asıl sebep geçmiş zaman diliminde senin onun için çok fazla fedakarlıklar yapmış olman, işte senin zayıflıklarını bilmesi, zaaflarını bilmesi, senin zaaflarını sana karşı kullanması, ki bu da zaten sevmemesinin belirtilerinden bir tanesidir. Mesela sen ailen konusunda ya da ailenden bir birey konusunda çok hassassındır. Seninle tartıştığında senin yüzüne bu konuyu getirir. Yani senin zaafını senin önüne koyar. Ya da aileyle alakalı da olmayabilir. Mesela bir şey yapmak istemişsindir. Geçmiş zamanda başarmak istemişsindir. İşte evlilik gerçekleştikten sonrasında bunu gerçekleştirmek istememişsindir. Yani onun için bir fedakarlık yapmış olmana rağmen, örnek veriyorum, bir meslek dalına tutulmak istiyordun ama evlilik olduktan sonrasında bu durumdan vazgeçtin ve gelip senin yüzüne der ki sen işte şu mesleği bile yapamazdın zaten. Ben olmasam işte senin hayatın bu halde mi olurdu gibi böyle sana saygısızca konuşmalar sergilemeye devam eder ve seni hep zaaflarından vurur. Sen daha çok üzül, daha çok onu dinle. Ondan başka kimse seni düşünmüyormuş gibi düşün diye sana özellikle böyle tavırlar sergilemeye devam eder. Aslında sana bütün bu oynadığı şeyler senin psikolojini bozmasına sebep olur. Kendini gitgide değersiz hissedersin. Yani bir yola varamayacakmış gibi derdini kimseye doğru düzgün anlatamazsın. Çünkü ne kadar yakın arkadaşın olsa da eşinle alakalı problemleri ailene dahi anlatamayacağın durumlar içerisinde olabilirsin. Çok fazla senin üstüne gelmiş olması, sana yaptığı saygısızlıkları artırarak sürekli üstüne geliyor olması bir süre sonrasında sizin rutininiz haline gelmeye başlayabilir. Sana hesap vermez, senin üzerine gelmeye devam eder ve bunu her geçen gün yapar ve sen de artık bu duruma alıştığın için senin için çok fazla normalleşir. Ama aslında bu şey normal bir şey değildir. Bu psikolojik şiddettir arkadaşlar. Yani inşallah bunu yaşamıyorsunuzdur. Eğer ki gerçekten seni sevseydi
bunların hiçbirini yapmazdı. Belki şey diye kendini teselli ediyorsun. Yani bana saygısı yok ama sevgisi hala var. Bazen beni seviyor, bazen sarılıyor. Yani bazen çok iyiyiz, bazen çok kötüyüz. Eğer ki seni gerçekten seviyor olsa bazen değil, hep öyle olursunuz. Yani ben sana bunu söylemek durumundayım. Çünkü hani senin de iyiliğini istiyorum, anladın mı? Karşı taraf sana saygı duyabilmesi için ayrıca farklı bir yöntem gerekli. Bunun için farklı bir video yapacağım. Tabii gelen taleme göre, eğer ki bir an önce bunun hakkında video yap derseniz yapacağım. Yorumlara bakıyorum çünkü. Eğer işte bu durumdan nasıl kurtulurum, eşimle ilişkimi nasıl toparlarım gibi sorularınız varsa yoruma yazın ki ben de bir sonraki videoda hangi konuda bunlardan kurtulma durumlarını işleyeceğim, bunları not edeyim kendime. Başka belirti, senin kız arkadaşlarınla bile çok fazla görüşmeni istemez. Seni dışarıya karşı kısıtlar yani. Hani böyle çok görüştüğün insan olmasın, daha çok evde vakit geçir. Çok fazla dışarı çıkma, başka insanları görme, ona hep hesap ver ve arkadaşlarınla ne konuşup ne ettiğinin konusunda kafasında bir şüphe uyandıracak bir şey olursa seninle o arkadaşın arasını mutlaka açmaya çalış. Özellikle de bekar bir arkadaşın varsa onun seni etkileyebileceğini düşünür ve bu yüzden de seni ondan uzaklaştırmaya çalışır. Kendisi sana güvenmeme sebebi ya da sana böyle saygısızlıklar yapmasının sebebinde, temelinde senden sakladığı bazı şeyler olduğu aşikardır. Eğer bu belirtilerin hepsini gösteriyorsa sana adım kadar eminim ki bunu söyleyebilirim, senden bir şeyler net olarak gizliyor. Eğer ki bunu özellikle son zamanlarda çok fazla yapıyorsa senden gizlediği bu şeye çok kızacağının da bilincinde ve eğer ki seni bir konuda sürekli suçlu bulursa ve sürekli zeytinyağı gibi üste çıkarsa kendisinin yaptığı hatanın ortaya çıkmayacağını, çıksa bile kendisine bir koruma kalkanı oluşturacağını bilerek sana bunları yapıyor diye söyleyebilirim canım arkadaşım. Yani gözlerini daha da aç. Eğer bunların hepsini yapıyorsa, seni kısıtlıyorsa ve hayatının bir noktasında, o hayatının merkezindeyken seni hayatının merkezine koymuyorsa, sevmeyen erkeğin başka bir özelliği de seni çok fazla dışarı çıkarmaz da yani. Daha çok sen evde dur, işte evde zaman geçirin birlikte. O kendisi dışarıya arkadaşlarıyla çıkabilir, sen de ara sıra çıkabilirsin arkadaşlarınla ama belirli zaman aralıklarında. Kendisi istediği zaman çıkabilir. Seni de çok fazla yere götürmez zaten. Yani seninle çok dışarıda gözükmek istemiyorum, seninle gezeceğim arkadaşlarıma zaman ayırmak istiyorum gibi sevmeyen eşin belirtilerini göstermeye devam eder. Eğer bütün bu durumları yaşıyorsan dediğim gibi gözünü dört aç. Senden sakladığı şeyi bul. O şeyi bulduktan sonrasında da gel bu yorumun altına. Evet, gerçekten benden çok önemli bir şey saklıyormuş ve sayende buldum diyerek lütfen buraya yaz. Umarım sandığım şey değildir bu arada. Bu maddi bir konu olabilir sakladığı şey. Ya da arkadaşlarıyla bir iş çevirmiştir, bununla alakalı olabilir. Ya da en kötüsü bir başka kadın muhabbeti olabilir söz konusu. Ne kadar süredir sana bunları yapıyor, özellikle altını çizerek onları düşün yani. Ne kadar süredir bunu yaşıyorsun sen? Bunu düşünerek bulmaya çalış o şeyi. Yani 3 senedir mi yaşıyorsun? 3 sene önce ne oldu da bu olay böyle bir patlak verdi yani? Hani seni bu kadar suçlaması, üstüne çok gelmesin, ne oldu da böyle oldu? Sadece kendi yaptığın şeye odaklanma. O ne yaptı da senin bu kadar çok üstüne geliyor? Ya da neden seni sevmeyi bıraktı? Bu kadar sana artık uzak, yabancı gibi davranıyor. Bunların temelindeki soruyu bul. Çünkü sen o kadar sorunlara odaklanmışsın ki asıl soruyu bulmadığını ve asıl sorunu görmediğini sana söyleyebilmem mümkün. Umarım bu video sizin için çok yararlı bir video olur. Başka videolarımı da izlemek için lütfen kanalıma abone olun ve kanalımı inceleyin. Size iyi hissettirecek videolarım da var. Motivasyon serimi izleyebilirsiniz oynatma listelerinde. Umarım her şey yoluna girer. Kendine çok iyi bak. Seni çok öpüyorum. Celin Akçılı kanalına yine bekliyorum seni. Bildirimleri açarsan başka konularda da videolarımı görürsün. Kendini hiç üzme. Sen daha iyisini hak ediyorsun ve bütün bu olayları da senin lehine çevirebiliriz. Hiç merak etme. İlerleyen günlerde paylaştığım videoları mutlaka izle canım. Hoşçakalın o zaman. Diğer videolarımı izleyin. Bay bay.